Hani şey diye bakarız kadınlar, ya masal gibi başladı, masal gibi bir hikaye evet. ve böyle kendimizi çok çabuk kaptırız aslında. Ama sizin masal gibi yaşadığınız bir süreç de gerçekten bu arada oldu. Evet. Yani e, şundan bahsediyorum ben, hani dizilerde vardır ya böyle çok güçlü erkekler vardır, işte o güçlü erkeklerle evlenen veya evlenmek isteyen kadınlar vardır. Siz bir dönem... Türkiye medya sektörünü Hı. domine eden bir ailenin ferdiydiniz evet. ve gerçekten inanılmaz bir süreç yaşadınız. Bu süreci hatırladıktan sonra siz, benim en merak ettiğim aslında siz buraya gelirken sorulardan, yani cevabını en merak ettiğim sorulardan bir tanesi şu. Daha sonrasında yani bu kadar güçlü bir ailenin mensubuyken bir ayrılık gerçekleştikten sonraki süreçte Hayatınız nasıl etkilendi? Çünkü o öyle bir süreçti ki o dönemi hatırlar herkes. Tüm çaldığınız kapıların siz daha çalmadan açılması. işte herkes atıyorum, için geçerli Evet ama. evet. Tüm işte telefonları sadece sizin Hı -hı. yani sizin yerinize başkası da olsa aynen. aynı süreçler Şu oldu. Şu andaki dönemde yaşayanlar da, da var. Aynı evet. aynen. sadece sizin için geçerli değil ama siz böyle bir süreci deneyimlemiş bir isim olarak sonrasında ne hissettiniz? Özgürlük, nefes almak. Hayatımın en güzel dönemine e... Doktorum şöyle doktorum bana bunu şöyle izah etti. Ben boşanmaya karar verdiğimde 48 kiloydum. E, günde e, neredeyse e, o tütün ürünlerinden dediğimiz e, 4 paket içiyordum ve e, 4 tane de ilaç içiyordum sakinleşebilmek için. Çünkü özgürlüğümü geri istiyordum. Ben çok e, feminist bir kadınım. E çocukluğumda da böyleydim. Babama da ilk 16 yaşında baş kaldırmıştım. Evden kaçtım 16 yaşında ben. Babam bizim istediklerimizi yapmıyor diye Dolayısıyla ben benim böyle bir erkeği e, sadece ve sadece benimle beraber olmasını e, istememin sebebi ben onu hep dedim, ben bir erkeğin yüreğini severim. Benim hayatıma bakıldığı zaman Hakan uzandan sonraki dönemde hiçbir zaman öyle mal varlığı olan parası olan erkek olmamıştır. Hatta çocuklarım ikisi de hiç parası olmayan erkeklerdendir. Normal, orta halli, ...aşık çocuklarıdır. Hep bunu söylerim. Ben aşk çocuğu dünyaya getirdim. Proje çocuk yapmadım diye. Ama o dönemden sonra... ...bir tek şunu hatırlıyorum. Önce bir nefes aldım. E, sanki çölde... E, ...susuz kalmış bir kadın gibi. E, böyle hani gördüğünüz bir vaha vardır... ...ve o vahanın içerisinde... ...o vaha vahada bir su çıkar karşınıza... ...o kirli midir değil midir... ...hiç bakmadan onu kana kana içmek istersiniz. Benim öyle bir dönemimdi. Ama bu benim... O dönemki eşimin kötü olduğu anlamında değil, benim özgürlüklerimin kısıtlandığı anlamındaki özgürlüğümü gereği. Ailenin de. yapısı, o anki konumu gereği. Tabii ki çok zor Hı -hı. çünkü ben e, kalıplara sığabilen bir kadın değilim. Beni e, bir yere alıp oturtamazlar. Ben o kalıpta e, olamam, o kalıbın kıvamına giremem. Giremedim de zaten, olmadı. Eriti durdu üzerimde. E, sonrasındaki en çok beni etkileyen şuydu. O dönem e, tabii telefonlarınız çok sık çalar. Herkes bilir. Birileri birileriyle beraberken dahi olur bu. İlla evli olmanız hiç gerek yoktur. Doğru. Telefonlarınız çok çalar. E, hatta çok acımasızdır insanlar. Çok üstünüze gelir. Sizin ne hissettiğinizi, ne yaşadığınızı bilmeden. o telefonlar sustu. Hiç kimse aramaz oldu. Bu da çok hoşuma gitti. Oh be kurtuldum sizden dedim. <laughs> Hiç hissettiğim buydu aslında. Bir taraftan yani, da iki yüzlü olduklarını düşündünüz mü? Yani şöyle söyleyeyim aslında <laughs> bu camianın ben zaten tek bir tane yüz olduğunu hiçbir zaman inanmıyorum. Ee, herkesin birkaç tane maskesi var. Onu böyle sabah başka takar, öğlen başka takar, akşam başka takar. Ee, ben belki de maskeli bir kadın olamadığım için çok ayak uyduramadığım için de gitmek istemiş olabilirim. Ağır gelmiş olabilir yüküm. Bazı insanlar bunu taşır ben taşıyamıyorum. Ben aşk kadınıyım. Ben aşka çok inanıyorum. Hala inanıyorum aşka. Ee, bizim dünyamızın içerisinde de çok aşk yok. Bizim e, piyasamızda aşk olduğunu zannederek hayat yaşayan insanlar var. Ee, bir de böyle bayağı bir ilişkiler çok girift. Ee, onunla tanıyor, o tanışıyor, onunla tanışıyor. Sonra başka şeylere dönüyor. Sonra aynı masalarda oturulabiliyor. Benim yüreğim o kadar geniş değil. Ben onu yapamam. Peki... E, aşk kadını olduğunuzu vurguluyorsunuz. E, Hakan Bey de o dönem aşık olduğunuz için tabii ki evlendiniz. 26 yaşındaydım. Bu, bu zorluğa <laughs> e, maruz kalacağınız yani çok zor bir şey olacağını düşündünüz mü evlenirken? Yok hiç. Hı -hı. Ben hiç öyle hesaba kitaba bakmıyorum ilişkilere girerken. E, 26 yaşındaydım. Hakan da 29 yaşındaydı. İkimiz de çok gençtik. E, o hakikaten halen çapkın bir adam bence. Ve çapkın da bir adamdı. Ee, bazen de düşünüyorum, diyorum ki yani şartları öyleydi ve öyle davrandı. Ben kendime bakıyorum, e, biz çok aşık olduk. Bizde kriterler vardır, şöyle derler. Allahım işte o çirkin adama da aşık olduğunu iddia ediyor falan. Sana ne? Belki çirkin adam seviyorum. Ee, şunu anlayamıyorum bizim ülkemizde. Bunlara çok maruz kaldınız, değil mi Tabii mi o dönem? ki, tabii. Bu ülkede her kadın buna maruz kalıyor Hı -hı. bence. Hani şöyle oluyor, adam onlara göre, onların kriterine göre yakışıklı değil. Çünkü evet, bence evet. güzellik, bunlar göreceli kavramlardır. Tabii senin ki. güzelin, senin yakışıklın diye bir şey var yani. Ama öyle düşünülmez. <laughs> i̇şte onlara göre yakışıklı değil ama parası var. Tabii ki. Parası olduğu için Tabii, bu evliliği yaptı. Tabii, parası olduğu için bu evliliği <laughs> yaptı ama unutuyorlar. E, benim babam, e, Türkiye'nin bugün Zeki Müren'den sonra o dönem anılan en önemli sanatçılarından bir tanesidir. Ve benim, biz babamızda gördük her şeyi. Ama tabii bizde Google'a girdiğinizde sizin ailevi hayatınız değil daha çok aşk hayatınız çıktığı için... ...işte nasıl bir ailede yetişmişim, ailemden ne görmüşüm. Ben ilk tekneye babamla bindim. Başka biriyle binmedim ve ben tekneye ilk bindim de sene yetmişti. Başka bir erkeğin teknesine ihtiyacım olmazdı benim yani. Dolayısıyla e, ben ilk e, koleje babamla gittim. E, benim bakıcım Fransızdı. Yani Fransız... E, İnsanlar dönemler yaşarlar. Bir ara ailevi hayatınızın tepe taklak gelmesi sizin hayat mücadelenizi anlatır. İşte orada bir şeyler değişmiştir, bir şeyler kırılmıştır. Bizim de hayatımız böyle oldu. Ve 16 yaşından sonra bizim hayatımızda kırılma noktaları başladı. Ve ben dedim ki ben bunu ele alacağım ve ben kendi yolumu çizeceğim ve ailemle birlikte yapacağım. Ama hiç oraları bilmezler. Yani sizin ee, bir aileniz olduğunu, anneniz babanız olduğunu, halalarınız, kuzenleriniz olduğunu. Şimdi sokakta herhangi birini çevirin benimle alakalı söyleyecekleri sadece eşlerimdir. Başka hiçbir şey bilmezler. Ben altın portakallı bir oyuncu muyum? Ben kaç tane müzikal yaptım, tiyatro yaptım, kaç tane albümüm var? Şarkılarım umurlarında bile değildir. Hele ki bu dönemde çok daha fazla ve çok kötü. Ve ben 2001 yılında Ayşe Arman'a bir röportaj verdim. Ee, ve orada benim söylediğimi şu anda dillerine felesenk ettiler. Diyorlar ki bir kadının en büyük düşmanı yine bir kadındır dedim. Evet şimdi de kadın kadının kurdudur ama tırnak içerisinde kadın kadının yurdudur. Yurdudur'a çevirmeye çalışıyorlar ama yalan konuşmayın inkar etmeyin hepsi birbirinin yanındaki adamlara bakıyorlar. Bu hala günümüzde de aynı şekilde Aynen tüm devam ediyor diyorsunuz. Evet, tabii tabii son gayret bu buraya sosyal medyaya girdiğiniz zaman e, sadece ve sadece nitelik ve nicelik kavramlarını yer değiştirerek yaşadıkları için sizin niteliklerle yaşayabilecek olmanız onları rahatsız ediyor. Ha, bir erkeğe aşık olursunuz onun parası da olabilir. Tabii canım. Yani bir erkek zaten erkek övüldükçe kadın sevildikçe çocuk ilgiyle büyür der psikolojide bütün kitaplar ve hocalar. E benim şimdi güzel bir adamla evli olmam ve bu erkeğin parasının olması ve bizim mutlu yaşıyor olmamızın karşı tarafta neyi rahatsız ediyor olabilir? Ben hep bunu merak ediyorum. Sebep nedir yani? Ya da beni niye ilgilendiriyor? Kıskançlık nşu kaset bende yok onda da olmasın. Evet. İşte bu da çok sosyolojik bir durum. Ülkemizde var. Maalesef. Hı hı. Peki Hakan Bey o dönem aranızın e, onun ailesi yüzünden mi bozulduğunu düşünüyorsunuz yoksa çapkın olduğu hayır, için mi? Hayır. Hı hı. ...bizim hiçbir zaman ben her yerde de bunu söyledim. Ailesi yüzünden öyle bir problem. En başlarda biz Cem'le birazcık sorun yaşadık. <laughs> o da bir sene sonra bitti zaten. Çünkü Cem de biraz insan sarrafıdır yani. Kimin iyi kimin kötü olduğunu anlar. Evet çok kötü bir, bir sene geçirdik. Ama e, ben onları da unuttum. Cem ya. Ana hakkınızı helal ettiniz mi? E, helal olsun. Herkese helal olsun. Cem Uzan'a da olsun ve benim hayatımdaki... ...benim hayatıma girip bana büyük bir öğreti olan... Herkes hakkımı helal ediyorum. Ölüm var. Size yanlış yapanları artık öğreti olarak mı görmeye evet. başladınız değil evet. mi? Öyle bir şey hissettiniz Aynen sanki. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki mesela küsler barışır mı? Yani barışacağınız insanlar olabilir mi? Küssem, eğer küssem barışırım. Hı, hı Küsmüşsem barışırım. Hı hı. E, ama benim şu anda hayatımda küs olduğum kimse yok. Kimse yok.